Yine e, domain alanından bahsetmiştik. Sizin şirketin domain alanı şurada. Yani size özel verilen isim burada. E, bunu görmüştük. Dream IT Akademi 2 şeklinde. Daha sonraki kısım değişmiyor. Bu herkes için aynı. dev.lightningforce.com Bu herkes için aynı. Ama şuradaki kısım sizin domain alanı ve bunu değiştirebiliyorsunuz. Bu dersimizde domain alanı nasıl değişir? Ona bakacağız. Devlet Nereden değişiyor? Ona bakalım. Yine setuptan kurulumdan e, company setting'e gitmeniz gerekiyor. Company setting'in içinde sizin şirketinizin e, my domain kısmında domain adınız var. My domain'e tıklarsanız burada siz domain adınızı görebiliyorsunuz. Ne diyor? Sayfamızı biraz büyütelim. Burada sizin şu anda kullandığınız mevcut e, domain adı TRIMID Akademi 2. Şu kısım. Yani siz e, şu kısmı değiştiremiyorsunuz. Siz bunu değiştirdikten sonra dev et otomatik olarak ekleniyor. Eğer siz bunu değiştirmek isterseniz edit dersiniz ve domain adınızı değiştirebiliyorsunuz. Şuradan görüyorsunuz. Bunu değiştirelim. Diyelim ki ben trim it kullanmak istiyorum. Peki böyle bir domain var mı? O yüzden onun e, e, available olup olmadığını yani var olup olmadığını bakmamız gerekiyor. Check available diyorum ve bakıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir domain alınmış. Bunu kullanamıyorsunuz. O zaman biz ne yapalım? Bunu kullanmayalım. Farklı bir şey alalım. Diyelim ki Trim IT Akademi kullanmak istiyorum. 2'yi görmek istemiyorum. Bu da büyük ihtimal alınmıştır. Bakıyorum. Bu da alınmış. Görüyorsunuz. Trim Akademi USA diyelim. Kullanmak istiyorum. Çek diyorum. Bu var. Artık ben Trim IT Akademi USA domainini yani alan adını kullanabiliyorum. Yukarıda artık Trim IT Akademi iki yerine Trim IT Akademi USA yazmış olacak. Bunu ben Save diyorum. OK diyorum. Şu anda bunu burada göremezsiniz. ilk başta ee, bunun e, kurulumu yapılması gerekiyor. Biraz zaman alıyor. Kurulumu yapıldıktan sonra size bir e-mail gelecek. O e-mail de size şöyle bir şey diyecek. Artık e, domaininiz Trim Akademi 2'den Trim Akademi USA'ya çevrilmiştir şeklinde bir mail gelecek. Ondan sonra siz e, User Interface'e girdiğiniz zaman yukarıda Trim IT Akademi yerine e, Trim IT Akademi 2 yerine Trim IT Akademi USA görmüş olacaksınız. Artık sizin domaininiz bu arkadaşlar. Ya yani şirketinizin URL'i bu Trim IT Akademi USA dash dev add.my.salesforce.com bu sizin URL'iniz bu URL ile alakalı şunu da söyleyeyim eğer siz e, sizin sisteme kullanıcıların sadece URL kullanıp girmesini istiyorsanız bunu da ayarlayabiliyorsunuz sadece bu URL, e, URL olduğu zaman girebiliyorlar eğer sizin URL'i bilmiyorlarsa sisteme giremiyorlar şu anda Without Enhanced Domains diyor. Siz bu ayarı yaptıktan sonra kesinlikle bu URL olmadan sizin sisteme giremezler.